Kafeye hoş geldiniz. Bugün bir teknoloji alanına, bulut teknolojileri alanına bir pencere açacağız Finans Kafe'de. Salgınla birlikte tüm dünyada dijitalleşme hız kazandı. Öte yandan veri güvenliği hem şirketler hem ülkeler için hayati öneme sahip hale geldi. Peki verileri teknolojiyi kullanarak nasıl güvende tutarız? Bu alana yapılan yatırımlar neler? Bugün bunu konuşacağız. Glasshouse Genel Müdürü Alp Bağrı Açık konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Peki şimdi dijitalleşme diyoruz. Biz sık sık bu konuyu ele alıyoruz. Tüm dünyada tabii hız kazanarak, hızlanarak devam ediyor ama biz özellikle pandemi döneminde bunu çok hissettik, çok gördük. Yani o dönemde işte uzaktan çalışmanın hayatımıza girmesi, bir anda evlere kapanılmasıyla birlikte daha teknolojiye dönük alanların öne çıkmasıyla yeni bir dünya var oldu. Bu etki devam ediyor mu yoksa artık biz onu geride bıraktık, başka bir sayfa açtık diyor musunuz? Şimdi biraz rakamlarla bakalım isterseniz. Economist dergisinin yaptığı bir araştırma var. Kendilerinin söylediği son 3 sene içerisinde şirketlerin dijitalleşmesi %72 oranında ivme kazandı. Ben başka bir türlü bakıyorum. Kendi yaşamıma bakıyorum, ailemin yaşamına bakıyorum, müşterilerimin yaşamına bakıyorum. Biz esasında Covid süresinde 2 senede belki de 10 senelik bir dijitalleşmeyi yaşadık. Evet. Burada perakendecilerin cirosuna bakalım. Türkiye'deki averaj perakendecinin online cirosu Covid'den önce aşağı yukarı %10-15'ti. Covid sırasında bu %100'e kadar çıktı. Şimdi tekrar düştü. Ama nereye düştü diye baktığımızda %20 ile %30 arasında bir banda düştü. Yani perakendecilerimiz 2 katı kadar dijital ortamlardan satış yapar hale geldiler. Demek ki tüketicilerimiz eskisine göre 2 katı kadar dijital ortamlarda satın alma yapıyorlar. Çalışanlarımıza bakalım. Çok az sektörde Covid'den önce evden çalışma gibi konseptler vardı. Şimdi ise bu normal bir hale geldi. Covid'e göre tabii ki bir düşme görüyoruz. Ama dijitalleşme insanlığın ilerlemesiyle ilgili bir konsept. İnsanlık bir yere kadar ilerlediği zaman kolay kolay geri dönmüyor. Bir oraya geldik, o yer bizim için devam edeceğimiz nokta, geri geleceğimiz bir nokta değil. Dijitalleşmeyle tabii başladı mı? Şimdi yapay zekayı falan konuştuğumuz başka bir döneme, başka bir çağa geldik. Hakikaten buradan geri dönüş olması çok zor ama şimdi Türkiye'deki Türk firmaları için dijitalleşme dediğimizde bazıları sadece bir web sayfası açmayı herhalde dijitalleşme gibi görüyorlar. Bundan ötesi var ama ne yapılabilir? Yani bir şirket dijitalleşme yolunda neler yapabilir? Şimdi global araştırmalara tekrar burada bakalım. Neden dijitalleşmeliyiz? Dijitalleşmeli miyiz? Baktığımızda dijitalleşen şirketlerin cirolarını aşağı yukarı 3 sene içerisinde %70 oranında arttırdığını görüyoruz. Yine yapılan araştırmalar şu andaki en büyük eksiklik dünyada belki finansman ama belki finansmandan daha önemlisi insan kaynağı azlığı. Ve dijitalleşen şirketlerin çalışanlarını daha rahat tuttuğunu, daha performanslı çalıştırabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla dijitalleşmek bizim için olmazsa olmaz. Şimdi bulut teknolojilerine bakalım. Dijitalleşmek istiyorsa bir şirket birkaç transformasyonu yapması lazım. Bir tanesi insan kaynağı transformasyonu. Bizim dijital dünyada çalışabilecek insanlara ihtiyacımız var. Siber güvenliğe dikkat etmemiz lazım. O transformasyonu yapmamız lazım. Üçüncüsü olarak da çalışma kültürünü bir transforme etmemiz lazım. Üçünü birden bir şirketin tek başına yapması inanılmaz yatırımlar istiyor. İnsan kaynağı olarak, para olarak. Halbuki biz bulut bilişim şirketleri olarak bu altyapıyı hazırladık. Kültürüyle, insanıyla, siber güvenlik yaklaşımıyla. Benim mentorluk yaptığım şirketlere söylediğim, hızlı bir şekilde dijitalleşmek istiyorsanız bunu kendi kendinize yapmayın. Bizim gibi bir bulut bilişim şirketine gelin ve bizim altyapılarımızı kullanarak belki 2-3-4 senede geleceğiniz noktaya bir hafta sonu içerisinde gelin. Peki hiç bilmeyen birine bulut teknolojisi dendiğinde en basit haliyle nasıl anlatırsınız? Ne sağlıyor bu teknoloji? Bütün şirketler işlerini yapabilmek için bazı süreçleri çalıştırıyorlar. Bu süreçleri çalıştırabilmek için yazılımlara ihtiyacı var. Yazılımlar da bir altyapının üstünde çalışıyor. Şimdi bugüne kadar şirketler hep o altyapıları kendileri alıp sistem odalarında kuruyorlardı. Büyük yatırımlar, büyük insan kaynağı ihtiyaçları ortaya çıkıyordu. Bulut bilişim esasında bir tüketim modeli. Biz diyoruz ki siz yazılımlarınızı alın, insan kaynağını, altyapıyı düşünmeyin. İhtiyacınız olduğu kadar elektrik gibi, su gibi tüketin. İhtiyacınız olan yeni fikirleri, iş fikirlerini hayata geçirin, hızlı bir şekilde test edin, canlıya geçin. Çalışıyorsa
o kaynağı tüketmeye devam edin. Çalışmıyorsa kapatın, başka bir fikre geçin. Tüketim modeli bence bulut. Evet. Peki %70 oranında dijitalleşen şirketler artırıyorlar cirolarını dediniz. Maliyeti ne bunun? Yani bir şirkete bunun maliyeti ne kadardır? Yüksek midir? Ya da bu maliyeti kaç senede örneğin tekrar kazanca dönüştürebilir? Bu konuda birkaç yapılan çalışma var. Yani genel olarak şu söyleniyor. Bulut bilişime geçerseniz %70'e kadar maliyetlerinizi azaltıyorsunuz. Bilişim altyapısına giden maliyetlerinizi. Bu tabii çok önemli ama bence büyük noktayı kaçırıyor. Şu anda bir şirket, yeni bir dijital banka, yeni bir ödeme şirketi kurduğunuzda bir anda yüz binlerce dolarlık, belki de milyonlarca dolarlık bir yatırım istiyorlar sizden. Siz de işinize bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben bu yatırımı yapayım ama getirisinden %100 emin miyim? Tam da emin olamıyorsunuz. O yatırımı yapıyorsunuz, belki onu işletecek insan kaynağını hızlı bir şekilde bulup bulamayacağınızdan emin değilsiniz. Bence bizim kattığımız ana değer bu tüketim modeli çerçevesinde. Biz diyoruz ki siz bunların finansmanıyla, işletmesiyle, kredisiyle uğraşmayın. Hepsi bizde var. Gelin bunu tüketim modeliyle alın. Peki. Dünya ve Türkiye arasında bir kıyaslama yaparsak dünyaya karşı ne durumdayız? Burada gidilecek daha çok yol var Türkiye'de deniyor. Öyle mi gerçekten? Önümüzde bizim bence bilişim anlamında büyük fırsatlar var. Türk şirketleri cirolarının aşağı yukarı %0,8'ini bilişime ayırıyorlar. Dünyada baktığımızda sektörüne göre bu %1 ila 3 arası. Dolayısıyla dijitalleşme konusunda yapılabilecek çok yatırım var. Dijitalleşmenin motoru olan bulut bilişimde bizim yaptırdığımız araştırmalar 200'den fazla çalışanı olan Türk şirketlerinin ancak %42'sinin bulut kullandığını, onların da genelde e-mail için kullandığını gösteriyor. Halbuki dünyada %70-75'in üstünde bir orana ulaşılmış durumda. En önemli iş yüklerini, en önemli işlerini artık global devler bulutta çalıştırıyor. Dolayısıyla önümüzde bayağı bir gidilebileceğimiz yer, büyük fırsatlar var. Az önce siz konuşurken bir siber güvenlik kelimesi geçti. Ben onun üstünde ayrıca durmak istiyorum. Çünkü şimdi şirketlerden ülkelere kadar yani siber saldırılar, siber tehdit çok önemli bir konu. Buna karşı ne yapılabilir bulut kullanılarak? Çağımızın en korkunç şeyleri bence siber dünyada oluyor. Bundan sonra büyük hırsızlıklar, büyük savaşlar tankla, topla, tüfekle olmayacak. Bunlar hep siber dünyada olacak. Şu anda mesela Rusya-Ukrayna krizini görüyoruz. Medyada genelde tankla, topla olanlar gözüküyor. Ama aynı zamanda binlerce Rus siber askerinin, binlerce Ukraynalı siber askerle savaştığı bir dünyayı da görüyoruz. Türkiye'ye geri dönelim. Şirketlerimizin bundan 2 sene önce yapılan bir araştırmaya göre %75'i senede en az bir kere siber saldırıya uğruyor. %75'i sadece bildiğimiz büyük bir ihtimalle her şirketimiz. Çok yüksek bir oran. Çok yüksek. Yani 4 şirketten 3'ü yılda en az bir kez siber saldırıya uğruyor. Yani verileri çaldırıyor. Evet, o da bilinen. Bilinen. O da bilinen. Dolayısıyla benim düşüncem her şirketimiz her sene en az bir kere bir siber saldırıya maruz kalıyor. Şimdi ben bir şirket olarak ne yapabilirim? Bir KOBİ olarak benim 2-3 tane siber güvenlik için insan kaynağı almam benim için çok pahalı olur. Artı her KOBİ'nin alabileceği siber güvenlik eksperi de Türkiye'de yok. Bir de bir sürü aletler de almam lazım. Bu içinden çıkılamayacak bir duruma geliyor. Şimdi yine bizim gibi servis sağlayıcılara bakalım. Bizler ARGE bütçemizin %75'ini siber güvenliğe harcıyoruz. Dolayısıyla yüzlerce teknik insanımızla, yaptığımız yatırımlarla olması gereken gibi bir siber güvenlik zarfı sağlıyoruz. Benim naçizane tavsiyem bu çağda kendisi yapmakla uğraşmayıp bu tip işleri, bu tip özel işleri hızlı bir şekilde şirketlerin outsource etmesi ve tüketim modeliyle ihtiyacı olan kaynağı satın alması. Peki şimdi veri güvenliği önemli ama bir diğer önemli nokta da özellikle deprem gibi afetlerde karşılaştığımız bazı sıkıntılar. Örneğin biz de yaşadık yani 6 Şubat depremlerinde veri altyapıları zarar gördü. Teknoloji şirketleri bir anlamda hani vatandaşın deyimiyle orada biraz iyi bir sınav veremediler. Ne dersiniz yani bulut teknolojileri kullanılabilir mi böyle zamanlarda ne sağlar ya da?
Bence her şeyden önce bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bir deprem ülkesi olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. O ünlü bir harita var ya, kırmızı sarı renkler var. En deprem olmayacak noktada bile sarı. Dolayısıyla deprem oldu, olacak, bu fiziksel felaketler maalesef başımıza gelecek. Şimdi şirketler kendileri küçük sistem odaları kurup da bunların içerisinde önemli bilgilerini tutmaya kalkıştıklarında, fiziksel bu tip felaketler olduklarında alacaklarını, vereceklerini, hatta çalışanlarının özlük dosyalarını bile kaybediyorlar. Tabii ki deprem bölgesinde olan şirketler bizden çok daha fazla yardım ettiler. Biz de pek çok müşterimize destek olduk. Fiziksel olarak zarar görmüş aletlerini tekrar hayata geçirmeye çalıştık. Ama bunlar son tahlilde veri fiziksel sistemlerde durduğunda fiziksel bir felakette o veriler uçuyor. Dolayısıyla ben buna şöyle bakıyorum. Nasıl bugün bir cep telefonu kullandığımızda, çoluğumuzun çocuğumuzun fotoğrafını çektiğimizde, eğer küçük bir bütçe ayırıp da bir bulut servisi de almışsak, telefonumuz kaybolduğunda bile en azından verilerimizi tutabiliyoruz. Dolayısıyla benim hani Türkiye'deki tüm işletmelerin en azından veri yedekliliği için uzakta bir yerde bir bulut sistemi, bir bulut kapasitesi satın alıp bunu mutlaka kullanması lazım. Hep söyleyeceğim ama şahsi tavsiyem, bu çağda kendimizin küçük küçük sistem odaları kurması ne ekonomik olarak ne iş sürekliliği olarak çok da mantıklı değil. Peki, herkes yani bir deprem ülkesinde ya da başka felaketlerde şirketin verilerinin, o verilerin güvenliğinin zarar görebileceğini hesap etmeli ve bunları saklamalı teknolojiyi kullanarak. Maalesef. Çok teşekkürler GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrı Açık, yayınımıza katkınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve Finans Kafe'yi burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.